I got the money in my pocket, but I'm happy, so fuck it. Yo, I'm feeling so fine, I'll be drinking my wine, flying high like a rocket. I got you, you got me, do you wanna join me, my drink is free. Selamünaleyküm kardeşlerim, bugün Selvik'te yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere paketten iyi bir oyuncuyu nasıl çıkartabilirsiniz, hem de kaç ihtimalle biliyor musunuz arkadaşlar? Bana göre %100 ama teori yapan kişi %90 diyor arkadaşlar. Bilemiyorum, bence %100 arkadaşlar. Videoyu izleyince göreceksiniz sizlere paketten nasıl bir şey çıkarabileceğiniz, nasıl iyi bir oyuncu çıkarabileceğinizi, ne zaman çıkarabileceğinizi bu videoda anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar, bir haftadır video gelmemesinin sebebi benim üniversitede finallerimin olmasıydı arkadaşlar. Yani finallerim maalesef bende bir takıntı var, yani ders varken gerçekten başka bir şeye odaklanamıyorum. Hani 2 haftadır falan FIFA oynamıyorum şu anda, öyle söyleyeyim size. Dersler gerçekten önemli arkadaşlar. Benim için çok önemli daha doğrusu. Ama neyse, buraya geçelim. Bundan sonra YouTube'a bam güm geliyoruz arkadaşlar. Hiçbir ara yok. Her gün video yayın falan, araya sıkıştıracağız. Merak etmeyiniz. Öncelikle videoya başlamadan önce arkadaşlar, şu anda kanalda gayet iyi ilerliyoruz. Çok sağ olun ilginizden dolayı. YouTube'da şu bildirim şeyini birazcık düzeltmiş gibi. O yüzden arkadaşlar kesinlikle bildirimleri açmayı unutmayın ki. Hani en azından hiç kaçırmayın. En azından garantiye alın. Ve arkadaşlar, bu videoda gerçekten 4 saatlik bir emek verdim. Hani emeğe saygınız varsa gerçekten videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. En az şöyle bir 500-600 beğeni bekliyorum sizlerden. Bu tarz içerikleri hazırlamak gerçekten çok uzun zaman alıyor. Çünkü genelde yazanlar İngilizce şöyle bir, yani nasıl diyeyim size arkadaşlar, böyle paragraf yazıyor. Onları da oku, özetle falan filan, bayağı zaman alıyor ama size değer arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Videoya başlamadan önce yarın, yani 21'inde, 21'i yani 15 saatin ertesi günü, 21 Ocak'ta cumartesi günü öğlen saat 13.00'dan akşam saat 19.00'a kadar Konsol Kulübü Şirin Evler'de olacağım arkadaşlar. Çok güzel bir dükkan orası ve benim çok yakın bir abimin dükkanı. Oraya gideceğim, işte takipçimle falan buluşmak için en iyi merkez yer orası olarak görüyorum. Metrobüs durağın arkadaşlar sadece 3 dakika. Konsol Kulübü Şirin Evler. Oraya gelip benimle tanışıp fotoğraf çektirip bana sorularınızı sorabilirsiniz. Bayağı muhabbet ederiz, yani muhabbetim iyidir. Zaten yayınlardan falan da biliyorsunuz arkadaşlar. Yarın hepinizi oradaki buluşmamıza bekliyorum. Gelin arkadaşlar, takılırız. Dediğim gibi öyle buluşma olarak algılamayın. Yani beni sanki görmeye geliyormuş gibi, hani ziyarete geliyormuş gibi düşünün. Yarım saat, bir saat sohbet ederiz. Ondan sonra dilerseniz gidersiniz, fark etmez. Ama hepinizi yarın bekliyorum arkadaşlar. Konsol Kulübü Şirin Evler, ayrıntılar da zaten videonun yorum kısmında, baştaki yorum sabitleyeceğim onu. Oraya bakabilirsiniz. Hepinizi yarın bekliyorum. Gelin tanışalım. Zaten 15 saatte hiçbiriniz okulu sınav falan olduğunu da düşünmüyorum. Gelin tanışalım. Bu arada ucuza falan oyun almak istiyorsanız da ayarlarım, yardımcı olurum. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar, FIFA'nın insanlar tarafından tepki görmesinin en büyük sebebi oyunun resmen tamamen paraya bağlı olması. Çünkü mesela CSGO'da falan arkadaşlar, bıçak almazsın ama senin oyununa bir etki etmez. Yani bıçağı aldığın zaman bir soktum adam ölmüyor, yani diğer bıçaklarla aynı. Ama FIFA'da öyle değil arkadaşlar. İyi bir takım kurmak, oyundan zevk almak, sevdiğin futbolcu almak istiyorsan mecburen bu oyuna para yatırman gerekiyor. Ve meblağ olarak da çok yüksek bir meblağ yani. Meblağ mı artık orayı da tam bilmiyorum ama siz artık oraya maruz görün arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, ben bu fotoğrafı neden koydum? Şimdi ben size diyeceğim ki burada kediyi bulun diyeceğim. Şimdi ilk bakan adam belki kediyi bulamayacak. Belki 0 saniye, yani 0 saniye diyorum. Belki 10 saniyede bulacak birisi. Biriniz 10 dakikada, biriniz 20 dakikada. Belki biriniz hiç bulamayacak. Belki biriniz 1 dakikada bulacak, değil mi? FIFA'daki oyun açıkları da tıpkı bunun gibi bir şey arkadaşlar. İlk öğrenen yararlanır. İlk öğrenenlerden sonra maalesef ki patchlenince kimse yararlanamaz. Bu tıpkı bunun gibi. Şimdi ben size fotoğrafı gösterdiğim zaman diyorum ki kedi nerede? Ben şu an burada kedinin nerede olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şu sol raflarının en üstünde yatıyor. Ben bunu görüyorum ve ben bunu direkt oraya odaklanıyorum. Yani ben fotoğrafı gördüğüm zaman gözüm direkt oraya odaklanıyor. Ama bunu görmeyen adam sağa bakıyor, sola bakıyor, göremiyor. O yayın oyun açıkları da böyle bir şey. İlk gören, ilk duyan yararlanıyor arkadaşlar. Her zaman bu şekildedir. Ben de bunu sizlerle paylaşıyorum. Videonun içinde bayağı detaylı anlatacağım zaten. Bu fotoğrafta ilginizi çeker diye koydum. Şimdi 3 tane fotoğraf koydum. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burada paketleri açarken altta şöyle ince bir line var. Yani ince bir bar var, öyle anlatayım size. Bu bar hep renkleri farklı oluyor arkadaşlar. Ve bu renklerin farklı olması, yani insana aslında başta gördüğü zaman diyor ki lan ne olacak, paket aynı paket, piksel hatasıdır diyor. Ama aslında bu renklerin piksel hatası olmadığı, oyunda paketten çıkacak oyuncuyu bize işaret ettiğini kanıtlandı arkadaşlar. Yani işaret ettiği kanıtlandı. Hani öyle bir kanıt ki adamın teki 4 saat uğraşıyor, tamam mı? Bak, 4 saat uğraşıyor. Sadece 3 paket açıyor ve 3'ünden de Team of the Year çıkarıyor. Yani bu böyle bir olay arkadaşlar. Şimdi ben size bu olayın detaylarını anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar, şöyle anlatayım size. Öncelikle bundan yararlanabilmeniz için pakette, yani store'da özel paket olması gerekiyor. Bu alttaki çizgiler sadece işte özel günlerdeki paketlerde oluyor.
O yüzden bundan yararlanmak için özel günde olmanız gerekiyor. Veya özel günlerde değilseniz FIFA'da şöyle bir taktik vereceğim size. Mesela diyelim ilk çıkacak özel günü gidin draft oynayın. Draft'ta en az 3-4 win alın. Size mesela böyle paket verdiği zaman bu paketin altında çizgi oluyor. O paketi açmazsınız. Sene sonuna kadar hep o çizgiye bakarak şansınızın ne olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Şimdi videoya başlayalım. Arkadaşlar FIFA'ya şu anda girin. Ya belki draft'tan falan paketiniz varsa bakın. Her girdiğiniz zaman size böyle fix birkaç tane renk kombinasyonu veriyor. O fix birkaç tane renk kombinasyonu hep orada oluyor. Çünkü onları açtığınız zaman genelde paketten kötü şeyler çıkıyor. Ancak sürekli gir çık yaptığınız zaman yaklaşık bir yani süresi de belli değil şansınıza göre ama ya benim arkadaşım denediği zaman toplamda yarım saatte farklı bir renk bulabildi. Ve o paketten inform çıkardı. Arkadaşlar yarım saat falan deniyorsunuz bunu, tamam mı? O yarım saat diliminde hep fark edeceksiniz ki böyle 2-3 tane renk kombinasyonu hepsi aynı geliyor. O paketlerin hepsi çöp paket. Ama yarım saatin sonunda gelecek. Ya yarım saat dediğim siz anladınız yani. Hani hangi ne zaman gelirse. O saat diliminin sonunda gelen renkli, mesela şu anda ekran görüyorsunuz, renkli kombinasyondan iyi bir oyuncu çıkıyor arkadaşlar. Ve bu iyi oyuncunun ne kadar iyi olduğu da açtığınız paketin büyüklüğüne bağlı. Diyelim 15K paket açarsanız 85 elin Koscielny çıkarsa belki Totti'de çıkabilir. Bakın belki Totti'de çıkabilir ama altını çizerek söylüyorum, şansı daha az. Belki o rengi bulduğunuz zaman 100K açarsanız 90 rating De Gea veya bir Walkout gelecek. Ama dediğim gibi buradaki pakette açtığınız paketin de coins şeyde sizin şansınız belirlenen bir faktör. Ama bir ilk faktörümüz renk arkadaşlar. Gerçekten renk. Videonun devamında zaten çok fazla örnek bulduğum için fark edecek. Alalım. Bunlardan Totti Messi çıkıyor arkadaşlar. Alıyorum. Evet. Bunu veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar soldaki paketin renk kombinasyonuna bir bakın. Bu renk kombinasyonu ben diyorum size, arkadaşlarım benim bir saat falan denedi ve böyle bir şeyler bulamadı. Ve bu soldaki renk kombinasyonundan Vidal, sağdaki renk kombinasyonunda ise Totti Suarez çıkıyor arkadaşlar. Bir tane daha fotoğraf göstereceğim size. Bu fotoğrafta da görmüş olduğunuz gibi ikisinden de Team of the Year çıkıyor. Arkadaşlar şu paket, şu renklere bir bakın. Gökkuşağı gibi yani, bu rengin gelme olasılığı imkansız. Neden imkansız diyorum, birazdan izleteceğim size de. Bir sürü YouTuber'ın açtığı paketlerin renklerini toparladım sizlere. Hangi paketten ne çıkar bunların renklerini toparladım. O yüzden göreceksiniz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz yani. Hani insanın aklı almıyor. Gerçekten bu teori de bana göre %100 doğru. Bakın bunu da söylüyorum size. Çünkü Castro'da bir yayıncı var. Çoğunuz biliyordur. Ben onun yayınlarını izliyorum. Ve bu teoriyi öğrendikten sonra ona dikkat ettim arkadaşlar. Hep aynı şeyler geliyor çocuğa. Çocuğa hep aynı şeyler geliyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Totti çıkacağı zaman bir renkli bar geliyor. Direkt Totti çıkıyor. Yani hani bunu gerçekten içten söylüyorum. Size zaten videolarını da göstereceğim. Bana güvenebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunun olduğuna gerçekten inanıyorum. İlk özel günde ben bunu kesinlikle deneyeceğim. Team of the'yi deneyemedim. Çünkü points bulamadık. Paket açamadık. Onun için sizlerden özür diliyorum ama bulamadık yani arkadaşlar. Gerçekten stokları falan banlandı. Bulamadık ama görmüş olduğunuz gibi. Şimdi size bir tane daha fotoğraf göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi en sola koyduğuma bakın arkadaşlar. Dizalı'nın çıktığı paket, Inform Handanovic'in çıktığı paket, İbrahimovic'in çıktığı paket, De Gea ve Thiago Silva'nın çıktığı paket, Team of the Year, Neuer'in çıktığı paket ve şuradan hemen şunu aşağıya alalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 3. Inform Higuain'in çıkmış olduğu paket line'larının kombinasyonları size birlikte gösteriyorum. Bu line'lar arkadaşlar, bu renkli barlar hiç gördüğünüzden çok farklı barlar. Çünkü bunlar sadece iyi adam çıkacağı zaman geliyor arkadaşlar. İyi adam çıkacağı zaman bunları açtığınız zaman banko iyi bir şey çıkıyor yani. Benim görüşüm o. Dilerseniz de fazla uzatmayalım. Direkt videolara geçelim, size bunların gerçek örneklerini göstereyim arkadaşlar. Ve sizlerle birlikte olayı inceleyelim. Arkadaşlar şu anda videomuzu izlemesi sebeple başladık. Arkadaşlar ilk video benim arkadaşım olan Can'ın. Kardeşimin onun bana özel çekmiş olduğu, Team of the Year zamanında bana özel çekmiş olduğu bir video. Arkadaşlar sürekli gir çık yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi gelen renk kombinasyonu hep aynı. Yarım saat dönüyor ama tabii ben buraya yarım saatlik şey koyamayacağıma göre bir kısmını koyabiliyorum arkadaşlar. Hep girdiği zaman genelde hep aynı renk kombinasyonları geliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ama şu an girdiği zaman hepsinden farklı bir renk kombinasyonu geliyor. Ve bu yarım saatin sonunda geliyor arkadaşlar. Bakın bu yarım saatin sonunda gelen bir kombinasyon. Ve yani Can'ın yanında Egehan, benim de arkadaşlarım hepsi. Egehan var ve Kaan abi var, Can'ın abisi. Onlar da çok sağ olsun beni bunu bulmama yardımcı oldu. Ben de biliyorsunuz tam renk körü olduğum için, renkleri bilmediğim için. Onlar da bana sağ olsun güzelce bir şekilde açıkladılar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi Can bu paketi açacak. Ve arkadaşlar her zamankinden farklı bir renk kombinasyonu geliyor. Görmüş olduğunuz gibi.
Ve bu paketi açtığı zaman hep birlikte görüyoruz ki arkadaşlar Inform Chesney geliyor. Ve Kaan abi, yani bu Kaan abinin hesabı, Kaan abimiz de bu kendi hesabından arkadaşlar yaklaşık yani bu sene 150 bin falan point açmıştır. Belki daha fazla bile açmıştır. Ve hani bunu öğrendiğimiz zaman tam pointlerimiz bittiği zamandı arkadaşlar. Bu da bizim için çok kötü oldu. Ama coins açtığımız zaman bile görmüş olduğunuz gibi Chesney'i bulduk. Şimdi Nepenthes var arkadaşlar. Nepenthes'in videolarını ben çok seviyorum. Gidin paket açılım videolarını izleyin. Açtığı paketlerde gelen renk kombinasyonunu izleyin. Ve Team of the Year geldiği zamanki renk kombinasyonlarını izleyin. Ben bu videoya çok güvendiğim YouTuber'ların videolarını koydum arkadaşlar. Nepenthes'e falan çok güveniyorum. Nepenthes, Itani, Castro, Mate HD. Bunlar güvendiğim isimler ama Wrotshop'a falan arkadaşlar maalesef güvenmiyorum. Görmüş olduğunuz gibi Andres Iniesta'yı çıkarıyor Nepenthes arkadaşlar. Ve hani dediğim gibi bunu en iyi anlamanın yolu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Matematikte de bu geçerli. Bir şeyi yüzdeye vurursan ne kadar banka olduğunu anlarsın. Bu da böyle bir şey. Gidin bunu paket açın videolarını izleyin. Önceki paketlerdeki renk kombinasyonlarını izleyin. Ve Team of the Year çıktığı zamandaki renk kombinasyonlarını izleyin. Ve farkına varacaksınız arkadaşlar. Ben bu videoda birçok örnek koydum ve bunların hepsini gösterirken sizlere de ayrı ayrı yorumlayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bunu bulan adam, bunu kendi, daha doğrusu paylaşan adam 4 saat uğraşıp hep farklı renk kombinasyonlarını kovalayıp 4 saatte 3 tane 100K'lık paketten 3 tane Team of the Year çıkıyor. Bakın arkadaşlar şu renk kombinasyonuna bir bakın. Allah'ınızın aşkına bakın. Kim çıkıyor bundan tahmin edin. Lionel Messi çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu olayın kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bu Nepenthes'in şu anda ben sadece adam çıktığı yerleri koyuyorum. Sizler hemen gidip Nepenthes'in kanalını adam çıkmadığı yerlerdeki renk kombinasyonlarını da bir izleyin arkadaşlar. Ondan sonra zaten benim ne demeye çalıştığımı anlayacaksınız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Lionel Messi çıkıyor. Bu Castro'nun paketleri arkadaşlar. Bakın bu çocuğa genelde arkadaşlar hep baş çıkıyor. Ve iyi adam çıktığı zamanki renk kombinasyonlarına bir odaklandığınız zaman görmüş olduğunuz gibi zaten walkout geliyor. Castro kafayı yiyor. Ve gelen adam arkadaşlar Team of the Year Dani Alves arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunu en iyi anlamanın yolu dediğim gibi çok fazla örnek görmek. Ben de canlı yayınlarda izleyince gerçekten bunu anladım arkadaşlar. Böyle bir şeyin kesinlikle olduğunu da düşünüyorum. Bunu doğrulayan bir tane daha teorim var arkadaşlar. Bu teori de şu. Normalde biliyorsunuz ki herhangi bir oyun hatası olduğu zaman mesela bunu direkt YouTuber'lar çekerdi, yabancı YouTuber'lar izlenmesini alırdı. Ama bununla ilgili video çeken YouTuber sayısı 2'yi geçmez. 2'yi geçmez. Benim de aklıma şu uyuyor. Hani acaba EA hani herkes görünce patchler diye tırstıkları için mi koymuyorlar? Kendileri de bunu yapıyorlar mı? Bunu düşünüyorum arkadaşlar. Büyük ihtimal onlar da kendileri de bunu yapıyorlardır arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bizden daha çok EA ile connectionları, bağları var. Burada arkadaşlar görüyorsunuz Neymar çıkıyor. Dediğim gibi arkadaşlar her zaman ben hep söylüyorum hani FUT Champions'ı 40-40 yapanlar olsun. Bronz takımda 40-40 yapanlar olsun. Hani bunlar sadece iyi oynamakla yapılacak şeyler değil. Hani hepiniz de biliyorsunuz ki hani Momentum dosyaları da zaten sizde de Momentum'un olduğu da kabul görüldü. Ve hani bronz takımda 40-40 yapmak inanılmaz bir şey arkadaşlar. Neredeyse imkansız. Bence oyundaki bir bug'ı ya da oyundaki bir açığı kullanmadan yapılması sıfır yani. Çünkü kalecin bronz yani abi, anladın mı? Hani kalecin bronz yani, gold kalecinin durumu ortadayken bir bronz kaleci hani ne yapabilir değil mi arkadaşlar? Ya da bronz bir defans oyuncusu ne yapabilir yani? Bunları da insan düşünmüyor değil. Castro burada bir paket daha açıyor arkadaşlar. Bakın ben buraları hep zoomladım size rahatça görebilmeniz için. Ben bunun kesin olduğunu düşünüyorum ama açıklayan kişi %90 diyor arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yani yorumlara yazın. Gerçekten sizlerin de görüşlerini merak ediyorum arkadaşlar. Coinslerinizi boşuna harcamayın. En azından bunu deneyin arkadaşlar. Yani bunu denemekten kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Sonuçta giden öyle de para gidiyor, böyle de para gidiyor. Ama denerseniz iyi bir şey çıkarma olasılığınız çok daha yüksek. Bana göre %100 arkadaşlar. Ben bunu söylüyorum yani. Özellikle Can'ın denemelerinden sonra bunun ben kesin olduğunu düşünüyorum. Görüyorsunuz burada tekrardan Neymar Junior çıkıyor arkadaşlar. 5 paketten 3 tane Neymar çıkarıyor Castro bu yayında. Görüyorsunuz arkadaşlar 125K'lık paket, bakın renk kombinasyonuna bakın. Alışılagelmişin dışında bir renk kombinasyonu arkadaşlar bunlar. Gidin Castro Team of the Year Pack Opening yazın. Kötü gelen paketlerdeki renklere bakın, bir de iyi gelen paketlerdeki renklere bakın. O zaman farkı göreceksiniz arkadaşlar. Paketi açıyor ve Toni Kroos çıkıyor arkadaşlar. Bu oyunda gerçekten hepimizin bilmediği çok 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 daha fazla şeyin olduğunu ben kesinlikle düşünüyorum.
Bunları da ben öğrenir öğrenmez bu kanalda paylaşacağım. Dediğim gibi benim amacım arkadaşlar kendim öğreneyim, başkası ölsün değil. Herkes öğrensin. Başkası bunu kullanıyorsa biz de kullanalım. En azından kimseye kul hakkı geçmesin abi, yani benim mantığım bu. Bakın arkadaşlar şu renk tonu, bakın. Şu renk kombinasyonuna bir bakın arkadaşlar, bakın. İnanılmaz bir renk kombinasyonu arkadaşlar bu. İnanılmaz. Hele yani ben 4-5 saat falan paket açılımı videoları izledim. Bunlar aralarındaki hiç görmediklerim, yani öyle söyleyeyim size. Ben normal tam renk körü birisiyim arkadaşlar ama ben bile hani fark ediyorum farklı renk olduğunu, öyle söyleyeyim. Çünkü kendim de denedim. Can da denedi ve bu bana kalırsa %100 ama siz dedikten sonra siz kendiniz karar verin. Mesela burada Itani var arkadaşlar. Evet, en iyi örneği. Bakın gelen bar güzel renkli bir bardı. Bak az önce gelen bar güzel renkli bir bardı ve gelen oyuncu Nicolas Otamendi. Bakın görüyorsunuz. Gelen bar iyi bir bardı arkadaşlar. Bakın mesela görüyorsunuz arkadaşlar tekrardan aynı şekil bir renk kombinasyonu geliyor ve bu paketten de Willian çıkıyor. Tekrardan iyi bir oyuncu. Şimdikine bakın bir de. Bakın. Şimdiki diğerlerinden farklı, görmüş olduğunuz gibi. Ve bundan gelen şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Baş. Baş. Ve şimdi açacağına bakın. Bakın en önemlisi. Evet. Bak kombinasyona bak abi. Bu kadar izledik, böyle bir kombinasyon gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Paketi açıyor. Göreceksiniz. Şimdi paketten Team of the Year Ronaldo çıkıyor arkadaşlar. Team of the Year Ronaldo. Çok fazla paket açılımı dediğiniz zaman ne demeye çalıştığımı anlayacaksınız güzel kardeşlerim. Daha da var zaten ileride. Bu 4 pakette 4 saatte 3 tane tozu çıkaran Lavonda videolarını koyacağım zaten videonun sonuna. Görmüş olduğunuz gibi Cristiano Ronaldo Itani çıkarıyor. Itani de çok sevdiğim bir YouTuber ve çok güvendiğim bir YouTuber arkadaşlar. Bakın mesela burada da inanılmaz bir renk kombinasyonu var. Bu paketten ne çıktığını şimdi sizlerle birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Walkout Legend geliyor arkadaşlar. Diesel geliyor. İnanılmaz bir adam olmasını geçtim. Tekrardan renk kombinasyonu dikkatini çeksin. Bu arada bu videolar bu teoriyi paylaşan adamın videoları arkadaşlar. Bakın bu da onun videosu. Bak renk kombinasyonuna bakın. 4 saatte bunları bulabilmiş aslında. 4 saatten bahsediyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi Team of the Year geliyor arkadaşlar. Paketler iniyor ve Modric, benim de çok sevdiğim oyuncu olan Modric paketten çıkıyor arkadaş. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar izlediniz. Bu kadar izledik, hep birlikte izledik. Fark ettiğinizi de umuyorum arkadaşlar. Bakın burada bir tane daha örnek var. Yani fark ettiğinizi umuyorum. Hani diyeceksiniz ki abi gavurlar bunlar, bir şeyler yapmıştır falan. Ama bunu benim kendi arkadaşımı deneyince bu benim için garantileşmiştir arkadaşlar. Yarım saatte ilk gelen farklı renk tonunda adama inform şeyini çıkıyor. Yani bana göre %100 ama tabii ki siz kendiniz karar verin arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi Manuel Neuer çıkıyor. Arkadaşlar bu videolarımız bu kadar. Ama ben dediğim gibi hepinizi yarın saat 13.00 ile 19.00 arasında, yani saat öğlen 1'den akşam 7'ye kadar konsol kulübü Şirin Evlere bekliyorum arkadaşlar. Gelin tanışalım, fotoğraf çekilelim, konuşalım, sohbet edelim. Zaten 15 tatiliniz arkadaşlar başlamıştır. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Umarım karneleriniz de iyidir. Ucuza oyun almak isteyen arkadaşlar varsa gelip oradan ucuza da oyun alabilirsiniz. Her türlü yardımcı oluruz. Hepinizi çok seviyorum. Yarın takip çalışmasında bekliyorum ve lütfen arkadaşlar bu videoda geçelim abi. 500'ü geçelim. 600'ü geçelim. Beğenin arkadaşlar. 4 saatlik emeğimin karşılığını gerçekten bir beğeni olarak istiyorum sizlerden. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere buluşmada ve hoşça kalın. Got me so high that now I wanna sink. Shades on with a gold frame in the tin. I know a few girls be giving me a hint.